Merhaba arkadaşlar, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda örümcek adam Stark örümcek videosu çekmek istedim. Nasıl kullanıldığını göstereceğim sizlere. Şimdi biraz Hero'muzun kendisinden bahsedelim. Örümcek adam Stark örümcek artık biraz eski moda bir hero arkadaşlar. Böyle 2017'li zamanlarda kalma bir hero ki o zamanlarda çıkmıştı. Örümcek adam geliştirilmiş Stark arkadaşlar. Eski zamanlarda Tekno sınıfının en çok tercih edilen ve en iyi saldırı hero'larından biriydi hayaletle beraber. Tabii bir hayalet değildi. Hayalet çok daha iyi Stark örümcekten. Ama benim hiç hayaletim olmadı arkadaşlar. 4 yıldızlısı hariç. O yüzden hep savaşlara, maceralara örümcek adam geliştirilmiş Stark'ı getirdim. Ve arkadaşlar savaşlarda gerçekten faydası çok olmuştur bana. 2019'un sonlarına kadar neredeyse her savaşta örümcek adam geliştirilmiş Stark'ı almışımdır arkadaşlar. Ve çok boss teklemişliğim var bu hero ile arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir hero'ydu. Ama artık kırıyorlar arkadaşlar maalesef. Çünkü oyun firması biliyorsunuz artık kritik karşıtı karolar çıkartıyor. Ve bu kritik karşıtı olduğu için yani atıyorum akış karosu olur. Nova, Man-Thing gibi hero'lar. İşte arkadaşlar kritik yemiyorlar. Ya da yedikleri zaman rakibin saldırısını düşürüyorlar. Böyle kritiği öldürüyorlar arkadaşlar. O yüzden Stark örümcek eskisi kadar tercih edilmiyor ve etkili değil maalesef. Ama Corvus kritik, her vuruşu kritik olsa da hala çok etkili bence arkadaşlar. İnşallah Corvus devri devam eder. Bitsin istemiyorum. Şimdi Stark örümceğin özelliklerinden biraz bahsedelim. Evet. İlk önce arkadaşlar saldırı olduğunda %3 pasif kaçış şansı var bunun arkadaşlar. Bu kaçış bazen kötü etkileyebiliyor sizi. Bir anda beklenmedik bir zamanda bu kaçışı yapınca dayak yiyebiliyorsunuz. O konuda inşallah şanslı oluruz hepimiz. Stark Tekno YZ arkadaşlar. Pasif bir özellik bu. Örümcek adam saldırılara karşı, daha doğrusu özel saldırılara karşı %60 oranında kaçış şansı kazanıyor. Arkadaşlar net kaçış oranı. Yani özel saldırı olduğunda %63 ihtimalle kaçma ihtimali oluyor. Örümcek adam kozmik şampiyon ve ağır saldırıyı aldığı zaman arkadaşlar bu Stark YZ 10 saniye boyunca duruyor. Arkadaşlar yani o sırada özel saldırı atılırsa %60 kaçış şansı kazanmaz. Aşağılayıcı konuşma arkadaşlar. Şimdi Stark örümcek her geriye kaçtığında veya kendisi kaçış yaptığında dengede durma yükü diye bir yük kazanıyor arkadaşlar. Bu yükler muhteşem arkadaşlar. Çünkü her bir tanesi 5.65 ise hero'nuz 516.6 saldırı puanı veriyor. Maksimum 10 tane yük oluyor arkadaşlar. Yani 5.160.6 saldırı kazanabilirsiniz. Pardon, 5.166 saldırı puanı kazanabilirsiniz toplam arkadaşlar. Bu şekilde dövüşe başlamadan önce bu yüklerinizi 10 yapıp dövmeye başlıyoruz rakibimizi. Şimdi arkadaşlar her 5 komboda bir bu yüklerimizden birini rakibi kışkırtma olarak atıyoruz. Ve bu kışkırtma rakibin saldırı puanını %40 azaltmasıyla beraber özel saldırı etkinleştirme ihtimalini %70 arttırıyor arkadaşlar. Yani rakibe özel saldırı attırmak istiyorsanız Stark örümcek direkt idealdir arkadaşlar. Tabi mesela kışkırtma bağışıklığı olan hero'lar bile çıkarttılar arkadaşlar. Ondan sonra kışkırtma yiyince durdurulamaz ve engellenemez olma var ana aylısı da arkadaşlar. Yani ana aylısı kesinlikle Stark örümcekle dövemiyorsunuz arkadaşlar. Atıyorum Corvus'la Ebonimov'u dövemediğiniz gibi Stark örümcekle de ana aylısı dövemezsiniz arkadaşlar. Şimdi geriye atılmak ve örümcek adamın bir saniye boyunca boş durmasına izin vermek rakibiyle aşağılayıcı konuşmasına ve etkin bir kışkırtmayı yenilenmesine olanak sağlıyor arkadaşlar. Bazı kişiler buna alışık olmuyor arkadaşlar. Yani böyle örümcek adam geriye çekilince yerinde durduğu için öyle şaşırıyorlar ve ne yapacak ve bir anda rakip size vurmaya başlıyor. Böyle mekaniğine alışmanız gerekiyor. Geriye çekilince rakibin üstünde kışkırtma varsa hemen rakibin üstüne koşmaz Stark örümcek. Böyle bir saniye bekler. Öyle koşar arkadaşlar kışkırtmayı yenilemek için. Ondan sonra arkadaşlar ağır saldırısı çok güzel. Rakibin güç göstergesinin %45 miktarını boşaltıyor. Bekleme süresi var 30 saniye. Çok güzel. Özel saldırı biri rakibi 2 saniye boyunca sersemletme şansı var. %50 ihtimalle. Tabi Stark YZ'niz etkinse %100 oluyor. Bu da güzel arkadaşlar. Bir nevi Ronan gibi garanti sersem vuran özel saldırısı var. Özel saldırı ikisi arkadaşlar elektrikli ağ atışları yapıyor. Ve enerji hasarı veren bir şok uyguluyor arkadaşlar. Evet ve %70 şansla. Bu şoklar arkadaşlar robotlarda 2 misli hasar veriyor. Yani robot şampiyona karşı kesinlikle kullanabilirsiniz bu özel saldırıyı. Sonra üçüncüsünde arkadaşlar rakibi 18 saniye boyunca tuzağa düşürme şansı %100 diyor arkadaşlar. Tuzağa düşürülmüş şampiyonlar %30 azaltılmış yetenek isabetine maruz kalıyor. Ve pasif kurtulma etkilerini tetikleyemiyorlar arkadaşlar.
Süper yeteneğine gelelim. Süper yeteneğinde arkadaşlar büyük güç. Sağlık seviyesi %50 üzerindeyken örümcek adamın kışkırtmaları 2 saniye daha fazla sürüyor. Ve her dengede durma yükü kendisine bir ek olarak 510.4 kritik isabet oranı kazandırıyor. Bu çok iyi arkadaşlar, çünkü saldırınızın artmasıyla beraber kritiğinizin artması da demek her vuruş, tüm vuruşlarınızı yük başına neredeyse kritik yapabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir özellik. Büyük sorumluluk %50 sağlık seviyesi altındayken arkadaşlar örümcek adamın bir saldırıdan kaçış şansı kesin bir %7 oranında artıyor arkadaşlar. Yani şu %3 olan kaçış %7 daha artıyor ve %10 kaçış şansımız oluyor. Ve %60 ile özel saldırılardan da %70 ihtimalle kaçıyoruz. Her dengede durma yükü de kendisine 92.86 ek blok becerisi kazandırıyor. Yani 928.6 blok becerisi kazanırsınız 10 tane yaparsanız. O yüzden %50 sağlığın altındayken bloğu gerçekten iyi arkadaşlar. Şimdi hero'muzu efsaneler diyarında 2 hero'ya karşı deneyelim. İlk önce kış askerine. Dövüş mekaniğine iyi bakın örümcek adamın arkadaşlar. İlk önce 10 yükümüzü alacağız. Sonra Blade ile de sinerjisi çok iyidir arkadaşlar. Hem 3 yükle başlıyor Stark örümcek, hem de Blade'in tehlike algısı %45 daha etkili oluyor arkadaşlar. Şimdi yükümüzü ona çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi. Çıkarttık. Başlayalım. Gördüğünüz gibi çoğu vuruşu kritik yapıyor arkadaşlar. Evet, 5000'ler, 8000'ler saldırısı da çok yükseliyor arkadaşlar. Bakın 14K'lar vuruyor ve hepsini kritik vuruyor. Maşallah. 22 darbede ne hale getirdi canını. Görüyor musunuz kış askerini? Başta da vurmuştuk. Şimdi şu kışkırtma arkadaşlar, geriye çekilip böyle bir saniye bekliyorsunuz. Bakın yerinde duruyor Stark örümcek ve kışkırtmayı yeniliyor. Rakibin üstüne koşmuyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde kışkırtmaları yenileyebiliyorsunuz. Tabi inatlı üstüme geldi şimdi kış askeri. Onda yapacak bir şey yok. Genelde gelmezler. Bakın gene yerinde duruyor mesela. Kışkırtma varken rakibin üstündeyken böyle yerinde durur. Onu iyi hesaplayın. Stark örümcekte bu da niye havaya vurup duruyor? Evet, bakın kaçışları yapıyor blokladığımız zaman. Siz el becerisi yaptığınız zaman o kendi kendine kaçış yapmaz. Blok yaparken yapar kaçışını arkadaşlar. İşte bu şekilde. Eskiden el becerisi yaparken de kaçıyordu arkadaşlar. Böyle kendi kendine. Artık el becerisi yaparken de kaçmıyor. Çünkü çok karışık oluyordu el becerisi yaparken. Çok fazla geriye gidiyordu kendisi de kaçış yapınca. Evet, bakın ne hale getirdik 76 vuruşta canını. Çok fazla vuruyor. Evet, özel saldırı birimiz atıp sersemletelim. 15K vurdu. İşte bu şekilde arkadaşlar. Sadece 91 vuruşta kış askerini hemen indirdik. Bir de Kaptan Marvel dövelim sınıf dezavantajı varken. Unutmayın, kozmikle savaşırken dayak yemeniz durumunda Stark YZ dolum süresine girer ve kaçış yapamamaya başlarsınız özel saldırılardan. Daha doğrusu %60 ihtimali kaybedersiniz. Yoksa %3 ihtimalle yine kaçış şansınız var. El becerisi yapmadığınız takdirde. Biraz ittirelim. Çok üstümüze geliyorlar nedense. Evet, başlayalım. Şu hasarlara bakın arkadaşlar. Yani sınıf dezavantajına rağmen oldukça yüksek hasar veriyor. Arada el becerisi yapıp yüklerinizi 8'in üstünde tutmaya çalışın arkadaşlar. Çok düşmesin. Bu şekilde. Bu
Düşünün çünkü her yük başına 500'den fazla saldırı kazanıyorsunuz. Şimdi oradan nasıl yetiştiriyor ağır saldırıyı? Ben yapsam yetişmez. Böyle saçmalıyor bazen oyun. Evet, devam edelim. 50 vuruşta canının yarısına geldik arkadaşlar. Hep kritik vurduğunda görüyorsunuz değil mi? Evet, devam ediyoruz. Evet, bunu da neredeyse 100 vuruşta bitirdik arkadaşlar. 96. Kış askerini 91 vuruşta halletmiştik. Bunu 96. Gördüğünüz gibi bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Stark Örümcek kritikleri muazzam, saldırısı muazzam. Şimdi nerede kullanılır? Evet, son zamanlarda arkadaşlar oyunun kritik mekanizmasını böyle falan değiştirdikleri için sahne altı da pek etkili olamaz maalesef Stark Örümcek. Yani gene etkili olacağı yerler var elbette birinci bölümde, ikinci bölümde, üçüncü bölümde de, dördüncü bölümde de. Ama çok güvenmeyin arkadaşlar. Maalesef o kadar etkili olamıyor 6. sahnede. Ama onun dışında 3. 4. 5. sahnede çok etkili olur arkadaşlar. Rahatça kullanabilirsiniz Stark Örümceği bu yerlerde. Ondan sonra savaşta da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Savaşta her karoya, düşük kademelerde çoğu karonun çaresi olabiliyor. Ama bu karolarda olamıyor maalesef. Yani bu 1. 2. 3. kademede çok olamıyor. Domda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Harita 7'de de iyi iş yapabilir. 6'da da 5'te de rahatça kullanabilirsiniz. 7'de pek tercih edilmiyor ama. Ondan sonra arkadaşlar özel maceralarda efsaneler diyarı, efsaneler labirenti ikisinde de kullanabilirsiniz. Zaten ben efsaneler labirentinin ilk 3 yolunu Stark Örümcek'le geçtim arkadaşlar. Ondan sonra Aegon geldi zaten. Kalan 4 yolu Aegon'la direkt bitirdim. Sene 2019'du. 2019'un başlarında yüzlemiştim labirenti. Bu şekilde arkadaşlar. Bu videomun da sonuna geldik. Unuttuğum bir şey varsa veya yanlış söylediğim bir şey varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Anlamadığınız bir şey varsa da sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.